İsterseniz o fotoğrafla başlayalım. Bu fotoğrafı tanıyan bilen var mı? Neresi burası? Yorum kısmını biraz aktif kullanalım isterseniz. Biraz daha etkileşimli olur. Hem benim işim kolaylaşır biraz daha. Hem de iki tarafın da katkı sağladığı bir sunum gerçekleşir. Evet, Hale Hocam yazdı. Neresi olduğunu. Evet, Roma'ya benziyor ama Roma değil. Daha yakınlarda bir yer. Türkiye'ye yakın. Belki Türkiye'de olabilir. Yani Türkiye'ye yakın diyoruz ama. Evet. Atina olabilir. Yunanistan. Doğru. Başka neresi olabilir? Evet, peki ben buranın neresi olduğunu tekrar soracağım sunumun sonunda. Bakalım o zamana kadar kaç kişi doğru yanıt verecek bilmiyorum ama illa da doğru yanıt vermeniz gerekmiyor. Burası bize oldukça yakın bir yer. Evet. Bu arada ses ve görüntü ile ilgili probleminiz varsa kapatıp tekrar açabilirsiniz. Ya da bağlantınızı kontrol edebilirsiniz. Çünkü şu anda sesin ve görüntünün sağlıklı iletildiği ile ilgili bir bilgi var bende. Evet, birkaç kişi doğru cevabı verdi. Ben vermeden önce. Burası Türkiye'nin müze olarak kurulan ilk binası, değil mi? İstanbul Arkeoloji Müzeleri olarak geçiyor. Evet, gayet iyi bir ses ve görüntü. Zaten birkaç soruyla başlayacağız bununla birlikte. İsterseniz devam edelim. Tekrar döndüğünüz arkeoloji müzesine. Evet, en son ne zaman müzeye gittiniz? Bunu yazarak da yanıtlayabilirsiniz, içinizden de yanıtlayabilirsiniz. Evet, görüntü var Ebru Hocam. Evet, Şubat ayında gidenler var. Zaten Mart'tan sonra gitme ihtimaliniz yok. Yaklaşık 1,5 aydır evlerdeyiz. Şöyle bir bilgi var yaptığımız araştırmalarda. İnsanlar müzelere çok değer veriyorlar. Gerçekten. Verdikleri değeri nasıl anlıyoruz? Öncelikle il dışına gittiklerinde, mesela bir şehri ziyaret ettiklerinde. Evet, İrlandalı misafirlerle. O grubu hatırlıyorum. İl dışında bir yeri tatile gittiklerinde, mesela işte Side'ye gittiklerinde, Antalya'ya gittiklerinde, Muğla'ya gittiklerinde. Mutlaka işte otelde de kalsalar gidip bir müzeyi ziyaret ediyor. Bir öğren yerini ziyaret ediyorlar. Yine yurt dışını ziyaret edenler içimizde de vardır. İlk gittikleri yerler hep müzeler. İşte İsviçre'de, Fransa'da, Londra'da gerçekten bizlerin de bildiği büyük müzeler var. British Museum gibi, işte Louvre gibi müzeleri ziyaret eden arkadaşlar var. Ki bu müzeleri ziyaret etmek Türkiye'deki gibi şey de değil. Yani daha külfetli, daha sağlam paralar veriyoruz. Ancak yaşadığımız yerle ilişki kurduğumuzda, yani insanlar oturdukları, yaşadıkları şehirde daha az müzeye gidiyorlar. Mesela yaptığımız araştırmalarda İstanbul'a yaşıyorsa katılımcı kişi, ona İstanbul'da hangi müzelere gittiniz diye sorduğumuzda bize çok az müzenin ismini söylüyor. Birazdan bu müzelerin bir bölümünü zaten ele alacağız. Evet, şu anda Louvre kapalıymış bu arada. Peki hangi müzeye gittiniz en son? Evet, Topkapı Sarayı Müzesi'ne giden var, Pera Müzesi'ne giden var, Efes'e giden var Selçuk'a, Modern'e giden var. Arkeoloji var değil mi? Bunlar zaten çok popüler müzeler. Hem arkeoloji müzeleri. Evet, ilk baştaki fotoğraf biraz süslü böyle, üzerinde oynanmış. O yüzden arkeoloji müzesi olduğu da çok net belli olmuyor. Ama bilenler biliyor o meşhur kapıyı. Arkeoloji Müzesi'nin, Mardin Şehir Müzesi var, Nuray Hocam'ın. İslam Bilimleri Müzesi var değil mi? Aslında İstanbul belki de Türkiye'deki müzelerin yarısını demeyelim ama %30'unu, %35'ini barındırıyor içinde. Çok fazla müze var. Özellikle özel teşebbüslerin, yani kamuya ait olmayan müzelerin yoğunlukta olduğu bir şehir. İşte Pera Müzesi, Modern, Sabancı ya da işte bunun dışında pek çok müzenin olduğunu söyleyebiliriz. Bunların dışında bir de bizim bilmediğimiz müzeler var.
Aslında müzelerle temas etme sebeplerimizden en temeli öğretmen olmamız. Yani çocuklarla gittiğimiz müzeler. Yine senin hocam Hatay Arkeoloji Müzesi'nden söz etmiş. Peki devam edelim sunumumuza. Şimdi şöyle bir bilgi de var elimizde. İnsanlar genellikle gittikleri müzelerle ilgili pek bir şey hatırlamıyorlar. En sık söyledikleri şeylerden biri geçip gitmişim, hiç bakmamışım, aklımda hiçbir şey kalmamış. Sizde neler kaldı? Bir yandan yazın isterseniz altı, bir yandan da kulağınız bende olsun. Bunun temel sebeplerinden birini uzmanlar, araştırmacılar şöyle açıklıyor. İnsanlar müzelere gittiklerinde müzenin tamamını geziyorlar. Ve çok hızlı geziyorlar. Yani söz gelimi arkeoloji müzesi mesela kaç saatte gezilir sizce de kaç günde gezilir? Yani bir saatte gezilmez değil mi? Ya da 2 saatte gezilmez. Ya da 2,5 saatte gezilmez. Yani arkeoloji müzesinin tamamını sindirmek için, tamamına temas etmek için en azından 1 gününüzü, 2 gününüzü ayırmanız gerekiyor arkeolojiye. Dolayısıyla, evet yarım gün süren var Emin hocamın. Dolayısıyla eserlerin tamamına temas etmeden, eserlerin tamamıyla ilişkili herhangi bir öğrenme gerçekleştirmeden yapılan ziyaretlerde de pek bir şey kalmıyor aklımızda. Bu da çok normal bir şey aslında. Bugün bir şeyler kalmasını sağlayacak bir yöntemi ele alacağız. Yani yaratıcı dramayı ele alacağız. Evet, Hitit Kralı Şubbili Lulima. Evet, ne güzel bir isim. Yani bu sözcüğü yazmak bile oldukça etkili bir öğrenmenin olduğunu söylüyor bize. Peki müzeler neyle ilgili? Hangi disiplinleri yazdım ama biraz soruyu açmak için. Neyle ilgili müzeler? Yani biz müzelerde hangi disiplinleri, hangi alanları görüyoruz? Evet, tarih var değil mi? Kesinlikle. Zaten tarihi mekanlar pek çoğu. Yani müze deyince aklımıza Koç Müzesi gelmiyor genellikle. Değil mi? Müze deyince aklımıza sanat müzeleri gelmiyor. Genelde arkeoloji müzeleri geliyor. Çünkü hemen hemen her şehirde arkeoloji müzesi var. Bizim ilk temaslarımız da genellikle arkeoloji müzeleriyle. Görsel sanatlar, sanat tarihi, doğa, etnoloji, evet gelenekler, görenekler var. Arada kaçırmayayım bazılarını. Toplum var, bilim var, heykeller var demiş Reyhan Hocam. Sosyoloji var kesinlikle. Sanatın aslında kendisi var değil mi? Yani sanat eseri diyoruz biz. Özellikle arkeoloji müzesindeki ve Çağdaş Sanat Müzesi'ndeki eserlere, yapıtlara sanat eseri gözüyle bakıyoruz. Yaşanmışlık var. Evet. Evet, sohbet geçmişi bir süre sonra doluyor bu arada. Ara ara sileceğiz onları. Şimdi müzeler neyle ilgili sorusunu sorarken bir tarafa da şeyi koymak lazım. Müzeler neyle ilgisiz? Değil mi? İlgisiz olduğu bir şey yok. Yani sosyolojiyle ilgili, psikolojiyle ilgili, tarihle ilgili, etnografiyle ilgili, coğrafyayla ilgili, teknolojiyle ilgili değil mi? İşte benim alanım bilişim teknolojileri. Oralarda bilgisayarın kendisini görmüyoruz. Ama pek çok teknolojik araç, pek çok teknolojik alet görüyoruz. Aynı zamanda antropoloji çok güzel. Yemek demiş Filiz Hocam. Geçen birkaç hafta önce araştırma yapmıştım bununla ilgili, sunum da vardı. Oyuncaklar var değil mi? Ama oyuncakları şöyle düşünelim. Hem oyuncak müzesi tema olarak bir yani oyuncaklar içeren bir müze. Aynı zamanda biz arkeoloji müzelerinde de oyuncaklar görüyoruz. Değil mi? İstanbul Arkeoloji Müzelerinde takılar var mesela, tokalar var. Birazdan ele alacağız. Aşk şiirleri var. İşte boşanmak isteyen iki kişi var. Onların bir evrağı var. Kadeş anlaşması var orada. Değil mi? Herkes hatırlar çocukluğundan. Herkes derken ben 80'li olduğu için en azından 80 civarı olanlar, öncesi olanlar net hatırlıyordur. Mardin'de Oyuncak Müzesi var. Aynı zamanda İzmir'de de var. İstanbul'dakinden daha kapsamlıymış. Evet. Hocam ses yok demişsiniz. Tekrar bir deneyin isterseniz. En kötü şeyden Twitter'dan deneyebilirsiniz. Sağlık Müzesi var. Bu arada Türkiye'deki sağlık müzelerinden biri nerede? Edirne'de değil mi? Edirne'de aynı zamanda Osmanlı döneminde hastaların şifa bulması için kullanılan tarihi bir yapı. Evet, Bahar Hocam söylemiş. Uçurtma Müzesi var. Benim bildiğim bir Üsküdar'da bir uçurtma müzesi. Onun dışında vardır eminim. Çağlayan'da varmış. Peki, şunu net söyleyebilir miyiz? Müzeler her şeyle ilgili. Yani müzede ne ararsan var. Bulabileceğimiz bir yer müze. Ya da ne ararsak ilişkilendirebileceğimiz bir yer müze.
Yani fizik öğretmeni olup da şey diyemeyiz değil mi? Ya işte fizikle ilgili pek bir şey yok müzelerde. Ya da görsel sanatlar öğretmeni olup, ya bunu diyen görsel sanatlar öğretmeni çıkmaz ama zaten kültürel miras temalardan, becerilerden bir tanesi. Ya da işte coğrafya öğretmeni olup, ne bileyim aklınıza hangi alan gelirse gelsin. Yani hayat bilgisi, Türkçe, onun dışında sosyal bilgiler, matematik değil mi? İstanbul'da yine Sultanahmet'teki müzelerden bir tanesi oradan doğruya matematiğin kendisiyle ilgili. Hangi müze bulun bakalım. O da size kalsın. Aynen sosyal bilgilerle ilgili. Peki müzeleri neden ziyaret etmek isteriz? Neden ziyaret ederiz müzeleri? Bu kadar çok şey saydık. Aynı zamanda bir yandan da ihmal ettiğimiz yerler değil mi? Yani müze ziyaretlerine baktığımızda Türkiye'deki müze ziyaretleri Avrupa ve Dünya'ya karşılaştırıldığında çok daha az sayıda, çok daha düşük. Geçmişi merak ederiz, tarihe dokunmak isteriz, deneyimlerden yararlanmak isteriz, kültürle ilgili bilgiler almak isteriz. Değil mi? Çok güzel. Köklerimizi hatırlamak isteriz. Duygusal bir doyum yaşamak isteriz. Evet, çok hızlı yazıyorsunuz. Gelişimiz demek, Sadber Kanı Müzesi'nde matematik çalışmaları var. Evet. Ama Sadber Kanı değil bu arada. Sultanahmet'teki müzenin ismi Sadber Kanı değil. Farklı bir müze. İsmi çok iyi tanıyoruz. Birazdan gelecektir eminim yanıt. Kendimizi bulacağımız bir yer, değil mi? Bilgi ediniyoruz, araştırıyoruz. Aynı zamanda keşfe çıkıyoruz müzelerde. Yani müzelerle ilgili sorular soruyor. Genelde bunları sormuyoruz da. Yani yapılması gereken şey yok. Buradaki her şeyi söylediniz neredeyse. Tekrar etmiyorum bunları. Takıları görmek için bu çok önemli. Burayı altı çizelim. Evet, eski hayatları görmek, yaşantıları görmek, eskiye dair fikir edinmek, bilgi edinmek değil mi? Belki de vibe demek için. Evet, Ertuğrul. Hoş geldin. Evet, Bilim, İslam, Teknoloji Müzesi değil mi? Aynen. Peki müzelerde neler var peki? Ben yine arkeoloji müzesi odaklı yazdım ama neler var? Hangi eserler var müzelerde? Bu arada dün bir müze şey yaptım, araştırması yaptım. O kadar garip, enteresan müzeler var ki. Siz de araştırdığınızda göreceksiniz. Heykeller var. Değil mi? İzmir'de de var mıydı matematik müzesi bilmiyorum. Onu resim var, çanak çömlek var. Yine arkeoloji odaklı bunlar. Değil mi? Cam var mesela. Cam müzeleri de oldukça popüler. Paralar var, giyim, silah, mutfak aletleri. Çok güzel. El yazması kitaplar. Değil mi? Yine bizim kültürümüzde çok sık rastlarız buna, bu tür müzelere. Kapılar var, trenler var. Öyle müzeler var ki o müzelerde yok yok. Mesela işte Hasköy'deki Koç Müzesi bunlardan bir tanesi. Değil mi? Hatta oranın bir türü de yok böyle. Türler ötesi bir müze. Yani trenler de var, işte kayıklar, gemiler de var. Aynı zamanda arabalar da var. Sanayi müzesi diyorlar ama çok farklı bir türe ait. Denizaltı var aynı yerde. Mutfak eşyaları var. Evet. Aynen. Aynı zamanda yine arkeolojiden örnekler verelim. Kitabeler var doğru Bahar Hocam. Mektuplar var değil mi? Anlaşmalar var. Şiirler. Bir de müzelerde şey yok böyle bir... Dün düşündüm bunu belli bir hiyerarşi yok. Mesela işte tanrılar da var arkeoloji müzesinde. İşte Zeus'u da görüyorsunuz ya da işte Komagene'yi görüyorsunuz Adıyaman'da. Ya da devlet adamlarını, devlet insanlarını görüyorsunuz, sanatçıları görüyorsunuz. Ama aynı zamanda halk da var değil mi? Özellikle arkeoloji müzesinde ana binada ikinci katı çıktığınızda mesela mezar taşları vardır. Bu mezar taşları her ne kadar ağırlıklı olarak daha üst tabakaya ait olsa da halktan insanların figürlerinin de olduğunu görürüz orada. Aynen fotoğraflar, kitabeler, eşyaları mevcut. Peki bu kadar çok şey söylediğimiz müzeyi nasıl tanımlayabiliriz? Ona biraz bakalım. Çünkü müzenin tanımı bize kendisiyle ilgili, işleviyle ilgili çok şey söylüyor. Mesela diyor ki bize kar amacı gütmemesi lazım bir müzenin. Yani müzeyi kuruyorsan arkadaş, yani karnını doyurmak için müze kurma. Para kazanmak için müze kurma. Bir ücret alabilirsin ama bu ücretin de belli bir oranda ve müzeyi yaşatmak için olması lazım. Evet, Aydın'daymış Matematik Müzesi.
Toplumun ve gelişiminin hizmetinde, burada bu Dünya Müzeler Birliği'nin İKOM'un bir tanımı, aynı zamanda halka açık, insana ve yaşadığı çevreye tanıklık eden. Değil mi? İnsanın yaşadığı çevreye, topluma, yaşantılara ve deneyimlere tanıklık eden. Malzemeleri, eserleri, yapıtları araştıran ve toplayan, aynı zamanda koruyan. Zaten müzenin temel işlevlerinden biri budur, değil mi arkadaşlar? Birincisi araştırma. Mesela Arkeoloji Müzesi'ndeki eserlerin bir bölümü Anadolu topraklarındandır. Ama bir bölümü Filistin'den, Suriye'den, Irak'tan, İran'dan, İsrail'den, Mısır'dan ve çevre ülkelerden gelmiştir. Çok büyük emeklerle. Yani öyle lahitler vardır ki orada, şey dersiniz, yani bu lahitin buraya o çağda gelmesi nasıl bir teknolojide gerçekleşmiş? Yani insanın aklını almayacağı büyüklükte, değil mi? Yani lahit dediğiniz şey de en azından yani 8-10 tonluk bir ağırlıktan söz ediyoruz. En önemli amaçlarından biri araştırma. Aynı zamanda toplama, yani eserleri bir biçimde o çatı altına toplama. Bu eserleri koruma, koruma derken sadece barındırmadan söz etmiyoruz. Barındırma dışında onların sağlıklı bir biçimde gelecek nesillere de ulaşması. Değil mi? Bir ara çok sık çıkardı böyle, özellikle İlber Ortaylı'nın Arkeoloji Müzesi'nin müdürü olduğu dönemde. Arkeolojiyle ilgili haberler, işte müzenin altında, arşivinde şu anda 2 katı, 3 katı kadar eser olduğu, bunların gerçek olduğunu da söylüyor uzmanlar. Aynı zamanda bunu teşhir etme, değil mi? Biz genelde teşhir kısmı ile ilgileniyoruz. Müzeye gidiyoruz, geziyoruz. Gayet güzel eserler var, yapıtlar var ve evimize geri dönüyoruz. Yani daha böyle az önce ele aldığımız nedenleri gerçekleştirmek için biraz keyif alma, biraz zevk alma, biraz eğitim, biraz keşfetme merakı, keşfetme güdüsü. Evet, Göbekli Tepe'de. Ben bu arada Çanakkale'de okudum üniversiteyi 2000-2004 arasında. Çanakkale'de de gerek Truva, gerek işte Gelibolu Yarımadası. Yani turistik önemi vardır ama işte tarihi, kültürel, toplumsal ve pek çok medeniyeti barındırması açısından da inanılmaz yerlerden biridir. Aynı zamanda Göbekli Tepe de onlardan bir tanesi. Yani toplumlar üstü yerler buralar. Yani bir topluma ait değiller. Göbekli Tepe de öyle, Truva da öyle, değil mi? Peki, bir notlara bakıyorum. Var mı aktarmamız gereken bir şey? Evet, teşekkürler dolayı canım. Evet, dedik ki kar amacı gütmeyecek. Değil mi? Müze dediğimiz yerde para kazanma amaçlı değil, daha çok toplumun, insanların oraya keşfetmesi, geçmişle bağ kurması, ki bağlantı kurma, bağ kurma, ilişkilendirme en önemli amaçlarından biridir müzelerin. Peki biraz böyle şeyden geldik, işte müzeye gittiniz mi, kaç kez gittiniz, ne zaman gittiniz falan, böyle daha yukarıdan aşağı doğru inmeye başladık. Şimdi müzeleri geziyoruz sıklıkla, değil mi? Yani bu grup biraz daha, yani 72 kişi var şu anda, bizimle 75. Buraya gelip böyle müzeyle ilgili bilgiler dinlemek istiyorsa herhalde müzeyle ilgili az çok farkındalığı vardır diye düşünüyorum. Müzelerde hangi yöntem ve teknikleri kullanıyoruz? Yani müzeleri nasıl deneyimliyoruz? Yöntem teknik dediğimiz şey, işte benim bir arkadaşımla, evet, donuk imgeyle, harika. Kendi donuk imge. Gözlem yapıyoruz, çok güzel. Tartışma yapıyoruz. Anlatın, değil mi? En şey kestirmesi, yaratıcı drama da var, onu ele alacağız. Biri gelip bize anlatıyor ama bu daha böyle evlasıya, daha tercih ettiğimiz şey. Genelde anlatım da yok, değil mi? Dümdüz geziyoruz. Okuyoruz, evet. Audi'den dinleyerek demiş Zeynep Hocam. Audi dediğimiz şey, işte dinleyeceğimiz bir kulaklığa benzeyen bir mekanizma var. Kimliğinizi veriyorsunuz, çıkarken geri alıyorsunuz. Soru soruyoruz, çok güzel. Değil mi? Merin Hocam'ın dediği gibi. Bu nedir? Bu ne işe yarıyor? Bu hangi dönemden kalmış gibi? Tabii soru soracak birileri varsa. Arabulu etkinliği var, Elif Hocam'ın dediği gibi. Zaman kapsülü, tarih şeridi. Özellikle Arabulular pek çok yaş grubunda kullanılıyor. Okuma yapıyoruz. Çok güzel. Gitmeden önce video izliyoruz. Değil mi? Serkan Hocam demiş ki,
Tabloyu ya da heykeli canlandırıyoruz. Bunları ele alacağız birazdan. Dramacılar hemen kendini belli ediyor. Fotoğraf çekip o fotoğrafları inceleyerek gördüklerimizin üzerinden geçiyoruz. Her şeye yönelmiyoruz demiş Sayın Hocam. Müzede yapılan etkinlikler çok ilgi çekiyor. Drama, hikaye, anlatımı, sanat. Çok güzel. Evet, bilgi yağmuru. Tabii bunlar tercih ettiğimiz yöntemler değil mi arkadaşlar? Yani en tercih etmediğimiz şey bir başıma gidip müzeyi deneyimlemem, müzeyi gezmem. Evet, artırılmış gerçek var. Aynı zamanda müzenin çevrimiçi ortamdaki fotoğraflarını da görebiliriz. Yani sanal müze varsa onu da gezebiliriz. Ancak şunu özellikle söyleyelim. Evet, istasyon tekniği. Sanal müze deneyimin yerini tutan bir şey değil, değil mi? Ulaşamıyorsanız sanal gezeceksiniz. Ya da müze öncesi, gezi öncesi yapacaksınız. Evet, sanal gezi yapıyoruz demiş Biraz Hocam. Sanal gözlükler kullanılabilir. Çok güzel. Sanal gözlük şu anda pek çok müzede kullanılıyor. Türkiye'de yok ama özellikle Avrupa'da ve Amerika'da pek çok müzede var. Evet, drama varmış, kaldırılmış. Peki, yöntem teknikleri az çok ele aldık. Ama bireysel gezmeniz de yöntem ve tekniklerden biridir, onu söyleyelim. Yani oradaki güvenliğe, ya abi bu nereden gelmiş falan, ne iş var bunun burada? Bu soruyu sormanız da bir yöntem ya da teknik. Ya da birini takip etmeniz, özellikle işte Türkiye ziyaret eden turistlere baktığımızda onlar bir tur eşliğinde, tur rehberi eşliğinde gezerler. Evet, fısıltıyla da yapabiliyoruz buraya hocam dediği gibi. Bir rehber eşliğinde gezerler müziği ve ellerinde de özellikle uzak doğulu turistlere bayılırım ben de. Böyle ellerinde bir rehber vardır müzeyle ilgili ya da işte müzedeki eserlerle ilgili, yapıtlarla ilgili. Ve bunlarla ilgili sürekli soru sorarlar. Genellikle buradaki tur rehberine sorarlar soruyu. İyi misin? Melih'in gözüne bir şey geldi de. Tamam. Oturmak ister misin yanıma? Hı? Tamam, böyledir. Peki, ben devam edeyim bir yandan. Benim kızım bu arada. Bizim kızımız. Peki, müzede drama olur mu? Olur mu gerçekten müzede drama? Yani şey var mı içinizde? Ya hocam geldik ama müzede drama diye bir şeyden söz ettiler. Olmaz olur mu? Olur. Evet. Aslında bugünkü amaçlarımızdan biri müzede drama olur. Olunca da gayet iyi olur. Biraz bu mottoyla sonrasında Instagram'dan yola çıkmak. Evet, denizde kum, müzede malzeme. Aslında bu sunumu yapmadan biraz Filiz Hoca ile konuştuk. Aklıma şey geldi. Yani müze ve drama arasında nasıl bir benzeşim var? Yani müzede drama neden etkili? Bu soruyu sormamız lazım. Evet. Yani siz de fark etmişsinizdir yaptığımız, evet, tam söyleyeceğim sözcüğü Ajda Hoca söyledi. Yaşantı, değil mi? Drama yaşantılardan hareketle gerçekleşen bir şey. Aynen Canan Hocam, Ebru Hocam. Yöntemler arası işbirliği, değil mi? Bir de şunu unutmayın arkadaşlar. Müze okul dışında, yani okulun dört duvarı dışında çocukların en sık gittiği yerdir. Evli tabii şey, gerçek yaşamı söylemiyorum. Öğrenme açısından. Yani her çocuk mutlaka yaşamının bir bölümünde, bir döneminde, bir anında müzeye temas etmiştir. Evet, aynen. Drama yaşantılardan yola çıkıyor. Müze de yaşantıların bolca izlerinin olduğu bir yer. Değil mi? Malzeme hazır. Bizim drama çalışmalarımızda katılımcının en çok etkilendiği atölyelerden biri müze deneyimidir. Şimdi az önce Hale Hocam hatırlattı. Biz 24 Kasım'da İstanbul'da birleştirilmiş sınıf okutan sınıf öğretmenlerini ağırladık. Nerede ağırladık? Beyoğlu Öğretmen Evi'nde. Hale Hocam, ben, bir iki arkadaş daha vardı İlmi Eğitim Müdürlüğü'nden. O grubun organizasyonundan sorumluyduk. Ve bu arkadaşlarla biz Pera'yı gezdik. Pera Müzesi'ni. Pera Müzesi'ni gezerken birkaç drama etkinliği yaptık. Evet, tekrar yapalım kesinlikle. Ve çok, yani yüksek değil bir sayı, yani 12-13 kişi civarındaydı. Aynı zamanda birkaç İstanbul'da, yani merkezde oturan arkadaşlardan da birkaç kişi katıldı. Ve o kadar keyif aldılar ki o grup hala duruyor mesela. Yani bir WhatsApp grubu kurmuştuk. Hala haberleşiyoruz.
Yani adalardan gelen arkadaşlar vardı. Çekmeköy'den, Beykoz'dan, Arnavutköy'den. Yani İstanbul'un çevre ilçelerinden gelen, yani merkeze görece daha uzak yerlerden gelen arkadaşlar vardı. Ve evet, Dilek Hocam da vardı orada. Değil mi sevgili Dilek Aktürk? Selin de vardı. Yani benim için çok farklı bir deneyimdi. Yani arkadaşlardaki o heyecanı görmek. Bir de tabii yani uzun zamandır drama eğitmenliği yapıyoruz, müzelerle çalışıyoruz ama hani insanların gözündeki o merakı, o ışıltıyı, o heyecanı görmek tabii çok farklı bir şey, çok farklı biçimde besliyor insanı. Evet. Belki de bu gruptan öyle bir şey çıkarabiliriz. Yani yine bir müzeyi ziyaret edebiliriz beraber. Hem sohbet ederiz müzelerle ilgili, bir drama ile ilgili. Peki, anket yapalım o zaman. Oturum sonunda. Müzede drama olur o zaman, değil mi? Yani ikna mıyız burada? Olmaz diyen varsa onu ikna edelim hemen. Evet. Peki neden müzede drama kullanalım? Şunu çok net çizdik altın. Yaşantıya dayalı olması, yani dramanın yaşantılarından yola çıkarak katılımcıların, evet, gerçekleşmesi. Şimdi bu yaşantı şöyle bir şey. Yani biz bir yaşantı alıp da grubun içerisine dahil etmiyoruz. Değil mi? Yani hazır yaşantılar vermiyoruz. Katılımcılar kendi yaşantılarından yola çıkarak ilişkiler kuruyorlar. Ve müzelerde az önce arkadaşlardan biri söyledi. Müzelerde bu yaşantılar hazır zaten. Kimi yerde Hititlerle hazır, kimi yerde Friklerle hazır, kimi yerde Osmanlı'yla. Ya kim yerde Bizans'ta, kim yerde Türkiye ile uçurtmalarla ki var, bağlantı var. Dolayısıyla bu bağlantıyı kurmak için fazladan bir enerji harcamıyoruz. Yani dramatik durum deriz buna. Durum vermek zor almıyoruz katılımcılara. Değil mi? Dramatik durumun kendisi hazır. Nasıl hazır? İşte bir heykel var ve o heykel öyle bir tasarlanmış, öyle bir yaratıcılıkla ele alınmış ki biz orada dramatik durumun kendisini görüyoruz. Rol kişisini görüyoruz. Mekanı görüyoruz. Zamanı görüyoruz. Ve burada çıkarımlar da yapıyoruz. Görüyoruz derken yani bir yerde yazılı değil bunlar. Ama biraz daha söyleyeceğiz bir grup etkinliği ve müzelerde drama etkinliğinin yapıldığı anda evet atmosfer çok iyi olabilir. Drama etkinliği yapıldığı anda herkesin ilgisini çeker. Hangi müzede yaparsanız yapın. Yani az önce işte Ahmet Priştine Müzesi dediniz. Göbeklitepe dediniz. Truva dediniz. Bunların hepsi kamuya açık alanlar. Ama hangi grupla yaparsanız yapın mutlaka çevrenize birkaç kişi gelip sizi izlemeye başlar. Hatta biz kendi çalışmalarımızda dışarıdaki işte güvenlik görevlileri vardır. Onları davet ederiz. Turistler vardır, onları davet ederiz ve çok hoşlarına gider. Ya izleyici olurlar ya katılımcı olurlar. Dışarıdan mutlaka ilgi çeker. Grup etkinliği olmasının en önemli avantajlarından biri de farklı bakış açılarını deneyimlememizdir. Söz gelimi işte Ebru Hocam yazmış, ona örnek verelim. Bir eserle ilgili ben bir şey söylüyorum. Sonrasında Ebru Hocam bir şey söylüyor. Ebru Hocam öyle bir noktaya değiniyor ki ben diyor ki aa ben böyle düşünmemiştim. Yani öyle bir anımız vardır ya gerçek yaşamda da. Ben hiç böyle bakmamıştım. Değil mi? Heykeltıraş bunu demek istemiş olabilir. Ya da bu gravürde şöyle bir şey ele alınmış olabilir. Bu lahitin içerisinde öyle bir kral, öyle bir insan, öyle bir ne bileyim işte devlet adamı vardır ki böyle bir şey gerçekleşmiş olabilir. Dolayısıyla farklı bakış açıları aslında müzede drama deneyiminin merkezine oturur. Yani biz o farklı bakış açılarından yola çıkarak pek çok tutum, davranış, duygu, düşünce değişikliğine gideriz. Evet, geçmiş yaşantılar şimdinin ve onun deneyimlerinin nazarında harmanlanarak can buluyor. Kesinlikle. Değil mi? Yani aslında cansız bir yer gibi görünüyor müzeler. İşte taş var, ne bileyim işte çanak çömlek var. Pek de böyle beni çeken bir yer de değil diyebilir kişi. Ama biz drama yöntem ve teknikleriyle tabii yalnızca drama değil, drama çok etkili bir yöntem müze süreçlerinde. Drama yöntem ve teknikleriyle oraya can veriyoruz. Değil mi? Yani oradaki heykele, oradaki uçurtmaya, oradaki teknolojik alete.
Biz eğitim yeni yaklaşımlar akademisiyle, Serkan hocalarla yine bu Sultanahmet'teki az önce söylediğimiz Bilim, İslam ve Teknoloji Müzesi, bir müze daha vardı. Bu müzelerde drama etkinlikleri yaptık. Aslında müze eğitimiydi. Drama oturumlarını birkaç arkadaşla birlikte gerçekleştirdik. Ve oradaki teknolojik aletler hep böyle yani Osmanlı döneminde kullanılmış aletler. Yani bizim kültürümüze ait olan aletler. Ve öyle canlandırmalar çıktı ki şeydi böyle, ben yani yakın zamanda keşfedenlerdenim orayı. Çok şaşırmıştım. Yani böyle şeyler çıkıyormuş demek ki. Değil mi? Yani şaşırmak da çok iyi bir şey, çok güzel bir şey, çok insani. Ve katılımcılar öyle noktalardan yaklaştılar ki oradaki eserlere, teknolojik araçlara. Gerçekten hem aracın ne olduğunu anladılar. Çünkü araca bakınca bir şey benzetemiyorsunuz. Ama üzerinde konuşunca, sorular sorunca, o keşif süreci başladığı anda öğrenmenin kendisi de gerçekleşiyor bir biçimde. Ve canlandırma ve oyun odaklı, değil mi? Yani oyunlar ve canlandırma etkinlikleri müzelere asıl can veren süreçler diyebiliriz. Bunların dışında yani farklı bakış açılarının ele alınması, birazdan canlandırmalı ve oyunun etkisini konuşacağız. Müzenin bir grup etkinliği olduğunu söyledik. Müzenin yaşantılara dayalı olduğunu söyledik. Yine tanımdan yola çıkarsak drama süreçleri bir drama eğitmeni, bir lider eşliğinde gerçekleşiyor. Aynı zamanda bir konuyu, bir problemi, bir durumu, bir amacı, bir hedefi ele alabiliyoruz. Değil mi? Herkesin burada mutlaka çalıştığı bir alan var. İşte kimi sosyal bilgiler öğretmeni, kimi okul öncesi öğretmeni, kimi matematik, kimi edebiyat, kimi coğrafya öğretmeni. Herkesin ilişki kurduğu bir kazanım var. Bu kazanımın illa öğretim programında olması gerekmiyor. Yani biz ilişkiyi kendimiz kurabiliriz. Öğretim programından yola çıkarak, değil mi? Ders kitaplarından yola çıkarak biz o ilişkiyi kendimiz kurabiliriz. Ve hangi müzeye gidersek gidelim, mutlaka ama mutlaka değerlendirebileceğimiz evet, bir konu başlığı var. Unuttum müzenin ismini. Sultanahmet Meydanı'ndaki Dikiltaş'ın karşısındaki müze. Peki, devam ediyorum. Bunları ele alacağız. Şimdi aynı zamanda yani müzelerdeki öğrenmenin etkisi olmasının temel nedenlerinden birinin müzelerin çok hızlı gezildiğini, çok hızlı ziyaret edildiğini söyledik. Yani işte Anadolu'ya gittiğinizde bir sıkıştırmaya çalışıyoruz. Bazen şöyle bir şey de gerçekleşebiliyor. Yani sırf orayı ziyaret etmiş olmak için müzeyi gezebiliyoruz. Ne yazık ki. Yani sırf çentik atmak için bunu gerçekleştirebiliyorum. Diyelim işte Şanlıurfa'da Göbektepe'den bahsettik. Yani Göbektepe'ye git, Göbektepe. Ama bunu yalnızca kültürel ve toplumsal olduğu için, yani milli ve manevi sebeplerden dolayı değil, aynı zamanda evrensel, insana, topluma, kişiye, bireye, yani yaratım içine gerçekleştirmek lazım. Bir yere gittiğimiz yalnızca eser görmek değil, aynı zamanda eserin yapıtının üzerine düşünmek lazım. Yani bu eseri anlamlandırmak da olabilir. Söz gelimi işte arkeoloji müzesine örnek verelim. Arkeoloji müzesinin şu anda değişiklikten sonra, tadilattan sonra herhangi bir şey olduğunu bilmiyorum ama giriş katında işte antik Yunan döneminde yapılan heykeller vardır. Kocaman heykeller. Görmüşsünüzdür sizler de. Yani bu heykelleri kim ne zaman yapmış olabilir? Bu heykel ne anlatmak istiyor? Bu heykelin yapılma amacı ne? Bu heykelde neler var? Bu heykelin kafası yok, kafası nerede? Değil mi? Bu heykelin kolu yok, kolu nerede? Bu heykelin boyu neden bu kadar büyük? Bu sorular hep o sanat yapıtını, heykeli anlamlandırmak için sorulan sorular. Bunu dramayla da sorabiliriz. Drama olmadan da sorabiliriz. Devreye giriyor. Artık bu heykelin bir yaşantısı var. O yaşantıyı canlandırmaya başladığımız anda giriyor.
Bir kişi o heykel oluyor. Bir kişi o heykelin yakınlarında bir kişi oluyor. Değil mi? O heykelin beden formunu almak bile aslında, birazdan konuşacağız bunu, kimliği fotoğraf anını. Beden formunu almak bile başlı başına bir canlandırma süreci. Değil mi? O rol kişisine yönelik sorular sormak. Rol kişisinin, evet, rol oynama, yaşadığı zamana, yaşadığı mekana, yaşadığı sorunlara, dramatik gerilim dediğimiz çatışmaya, probleme dokunmak, buna yönelik sorular sormak oldukça önemli. O yüzden dramayla dolaştığımızda bir müziği, yani var olan çizginin, var olan paradigmanın da dışına çıkmış oluyoruz. Yani farklı bir şey gerçekleştirmiş oluyoruz. Türkiye'deki, yani kamuya ait olmayan ya da kamusal olmayan müzelerin en büyük avantajlarından biri bu aslında. Yani pek çoğunda çocuk atölyeleri var, pek çoğunda yaşantıya dayalı gruplara yönelik atölyeler var. Kimi zaman çocuklarla, kimi zaman kadınlarla, kimi zaman yaşı ileri olan bireylerle, kişilerle bu atölyeler gerçekleşiyor. O yüzden yani var olan çizginin dışına çıkmak için de dramayı kullanmak oldukça önemli bir avantaj. Dramatik uygun bileşenlerini kullanmak diyeyim hocam. Aynen. Sözünü ettiğimiz şeyler, rol kişisi, mekan, zaman. Evet, drama eğitim alanları hemen şey yapıyor. Dramatik uygun bileşenleri. Müze başlı başına drama olsun ya da olmasın, yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştiren bir yer. Değil mi? Nasıl başlıyor? Bu soru sormakla başlıyor. Daha kapıdan girerken. Kapıdan girerken zaten müze kart istiyor oradaki görevliler. Orada müze kart var mı yok mu, bunlarla girişte daha selamun aleyküm demeden kart sorarak bu sorgulama sürecini başlatıyoruz. Mekana girdiğinizde de hem bina ile ilgili, yapı ile ilgili, çünkü İstanbul'daki müzeler çok büyüleyici yerler. Ben yani hangisine gidersem gideyim, işte arkeolojiye de gitsem, Türk İslam Teknoloji müzesine hocam düştü sanırım Filiz hocam. Arkadaşlar şimdi hemen bağlanır. Buradayım, İnternet bu saatlerde bazen takılır. sesiniz geliyor. Tamam. Sesiniz sanırım, Evet. evet. Merhaba. Ben şey Merhaba. aslında böyle şeydi, tam böyle sesim geliyor mu dedim. O anda bir düştüm, hemen yine bağlandım. Bir 10 saniyede. Duyuyor değil mi herkes beni? Düştüm mü derken? Evet. Böyle hoca sesleri ya, arka taraf sesim geliyor mu diye. Oh, harikasınız. Tamam. Sanırım Gökhan hocam yine düştü. Şimdi hemen bağlanır. Web kamerası da programı aksattırabiliyor ama öyle bir yoğunluk olduysa isterseniz sesinizle Evet. devam edebilirsiniz. Sesim geliyor değil mi şu anda? Evet. Tamam. Bir daha düşersem öyle yapayım Halil hocam. Doğru söylüyorsun. Evet. Sizin deneyiminiz biraz daha fazla tabii. Ben bir paylaşım başlatayım. Tekrar düşersem kamerayı kapatacağım tamamen. Bir de şey çok iyi. Tam kaldığım slaytta kalıyor. Yani slayt değişmiyor. Herhalde server'dan kaynaklanıyor. Şu anda duyuyorsunuz değil mi? Herhangi bir problem yok.
Evet, tamam. Devam ediyorum. Burada gerçekten yani drama etkinlikleri zaten devinime dayalı. Yani hem oyunlar, hem etkinlikler, hem de canlandırma süreci. Burada bazen güvenlik görevlileri gıcık olabiliyor gruba. Hatta uyarıyor. Hatta yani Kültür Bakanlığı ait birimizce de kamu müzesinde iznimiz olmasına rağmen güvenliğin müze bahçesinde oyunumuzu yarıda kestiğini hatırlıyorum. Yani müze ismi vermeyeyim ama şeydi böyle. Yani şeydi, insanlar da alışkın değil buna. Bu arada onu da konuşmak lazım. Yani müzelerde drama etkinliği yapılabilir. Tabi burada eserlere, yapıtlara dikkat etmek lazım. Yani temastan kaçınmak lazım. Ama insanlar, özellikle görevliler, idareciler, yani bazıları yöntemin gerçekten farkında. Mesela Arkeoloji Müzesi'nde böyle bir kültür oluşmuş. Orada drama etkinliği yapabiliyoruz. Ama işte Topkapı Sarayı Müzesi'nde bunu yapamıyoruz. Ya da işte evet, protokol var. Ancak bu protokollerin biraz esnetilmesi lazım. Özellikle çocukların, gençlerin, yani öğrencilerin müzelere daha temas edebilmesi için, ısınmaları için. Hani diyoruz ya, yani insanlar kötülerini merak etmiyorlar. Ama bizim de ona göre olanaklar hazırlamamız gerekiyor. Değil mi? Hem yetişkinler için hem çocuklar için olanaklar hazırlayıp ona göre müzede deneyimleri de sağlamamız gerekiyor. Yani özel teşebbüslere ait müzeler bu anlamda biraz daha şey, yani biraz daha açık ve biraz daha kolay gerçekleşiyor demeyelim. Onlarda da izne tabi tabii. İzin olmadan hiçbir şey yapamıyorsunuz. Böyle bir durum da var. Bunu da konuşmak lazım. Evet, Anadolu Medeniyetleri Müzesi. Evet, Beylerbeyi Sarayı'nda halıya basmayın diye uyarıyorlarmış. Bunlar olacak şeyler. Yani müzedeki içeriğe dikkat etmek lazım. Orada onlarla aynı fikirdeyim ben. Orada herhangi bir fikir ayrımımız yok ama yani müzenin bahçesinde ya da müzedeki içeriğe zarar vermeden de bir alanda doğaçlama yapılabilir. Mesela Arkeoloji Müzesi'nde bu tür alanlar oldukça fazla. Yani Arkeoloji Müzesi'nin ana binanın iki tarafında oturma alanları vardır. Biz canlandırma etkinliklerini orada yaparız. Ya da bahçede oyun oynarız. Ve bir kişi gelip de şey demez bize. Hemşerim ne yapıyorsunuz falan demez. Güvenlik görevlileri gelir, bize eklenir. Yine Cumhuriyet Tarihi Müzesi'nde tabii oranın müdürünü de tanıyoruz, arkadaşımız. İşte drama etkinliği yapabiliyoruz, drama çalışması yapabiliyoruz. Ya da İslam sanatlarında drama çalışması yapabiliyoruz. Yine Teknoloji Müzesi'nde, Türk İslam Teknoloji Müzesi'nde yapabiliyoruz. Evet, keyifle izliyor aynen Can Hocam'ın söylediği gibi. Bunlar artık açık olmak lazım. Yani devir şey devri değil. Yani isteyen gelsin kardeşim. Devri değil. Siz de dikkat etmişsinizdir yani son 3 yıldır 4 yıldır müze ziyaretçileri daha da azaldı. Özellikle yani gündemin de değişmesiyle dönüşmesiyle şimdi bu korona yüzünden biraz daha azalacak. O yüzden insanları müzeye çekecek bir şeyler lazım. Mesela ben şey anlamam yani müzenin yani mesaisinin olmasını pek anlamam kütüphaneler gibi. İşte müze 9'da kapanıyor, açılıyor, 5'te kapanıyor. 5'ten sonra ziyaret edemiyorsunuz falan. Yani belki de insanlar gece ziyaret edecekler. Değil mi? Burada müzelerin 24 saat ziyaret edildiği bir gün var. Onu da siz bulun bakalım. 8-10 kişilik grupla gidilirse her etkinlik kimseyi rahatsız etmeden yapılıyor. Okul idareleri aynı anda 8-10 sınıfı gönderdiği gibi. Evet. Aynen Bilal Hocam. Böyle bir şey de var. Yani burada tabii biz müze yetkililerine yönelik bir şey söylemiyoruz. Bunun artık bir kültür politikası olması lazım. Yani hem okul idarelerinin. Bunun zaten temel problemlerinden biri Bilal Hocam'ın altını çizdiği. Yani müzeyi öğrenmek için değil, deneyimlemek için değil, müzeyi görmek için gidilmesi müzeleri. Müze turu yapıyoruz. Bütün okul müzeye gidiyor aynı günde. Evet, pazartesileri kapalı müze. Yılda bir gün, evet 19 Mayıs mıydı? 19 Mayıs mı bilmiyorum. Bir bakın bakalım hangi gün. Gece ziyaret edebiliyorsunuz. Sabancı Müzesi'nde etkinlikler yapılıyor, evet. Yönetimi tutumu ile ilgili bazen hoş karşılanırken bazen istenmiyor. Hayır hocam, doğru söylüyorsun. Tanıdık varsa sıkıntı yok demiş. Kesinlikle. Bir tanıdık bulursanız, yani Türkiye'de tanıdıklar biliyorsunuz kapı açmada oldukça işe yarıyor. Ama bunun böyle olmaması lazım işte. Yani bunun bir kültür politikası haline gelmesi ve yetişkinlerin,
çocukların, öğrencilerin müzileri müziğe zarar vermeden, müziği gözeterek rahatlıkla görmesi, deneyimlemesi lazım. Çünkü müzeler inanılmaz zenginlikli alanlar. Evet, önceden planlama rezervasyon oldukça önemli eğitim departmanlarıyla. Kesinlikle katılıyorum. Evet. 18 Mayıs'mış. Önce iki kişi bildi. Biri Umut Hocam, biri de Ali Hocam. Peki, duyuları çok etkin kullanıyoruz müze çalışmalarında. Birazdan bir etkinliği zamanımız kalırsa etkinliği ele alacağız. Etkinliğin ismi İmgesel Yolculuk. Drama eğitim alanlar mutlaka bu etkinliği biliyorlardır. Gözü kapalı bir etkinlik. Yalnızca görme duyusu değil, işitme, dokunma, temas etme, koklama, tad alma ile ilgili etkinlik yaptırmadım müzelerde ama yine tadı olsaydı neye benzerdi? Yani duyuları kullanarak metafor oluşturma, metafor kullanma. Evet, yukarı kısımda kalmış, özür dilerim. Yani şeyse metafor olarak kullanabiliriz. Yani müzeler duyuların ifade edilmesine, ortaya çıkarılmasına ya da duyguların ortaya konulmasına oldukça elverişli mekanlar. Bunu söyleyelim. Evet, bunu konuştuk uzun uzun. Bir an evvel isterseniz biraz etkinliklere, biraz da tekniklere geçelim. Bunlar kaymış bu arada. Bende kaymamıştı ama bu da öyle görünüyor. Şimdi müzede uygulayabileceğimiz oyunlar, etkinlikler var. Bunlardan birkaç tanesini konuşacağız beraber. Hepsine vaktimiz kalmayacak. Belki bir oturum daha yaparız daha ayrıntıları almak için. Şimdi müzede bir etkinliği, bir oyunu müzede uygulamak istiyorsanız yapmanız gereken önemli şey müzeyle ilişkilendirmek. Yani şu oyun müzede olur mu diye soruyu sorduğumuzda hemen şu sorunun da devamında gelmesi lazım. Bu müze, çok özür dilerim, bu etkinlik ya da bu oyun müzede ne ile ilgili? Yani müzede nereye temas ediyor? Mesela Don Ateş diye bir oyunu var. Hepiniz bilirsiniz. Bazen Don Isın deriz buna. Burada bir ya da iki eve belirliyoruz. Grubun sayısına göre 3-4 de olabilir. Ve bir mekan belirliyoruz. Mekanı kısıtlıyoruz bu arada. Ebe ya da ebeler diğer kaçan kişi de dokunarak onları dondurmaya çalışıyor. Dokunduğumuz kişi donuyor. Onun çözülmesi için bir başka kişinin ona dokunması lazım. Yani ateş vermesi lazım. Don Ateş böyle bir şey. Şimdi biz bu oyunu genellikle müzelerde öncelikle oynarız. Özellikle böyle arkeoloji müzesi gibi, yani tarihe dayalı, tarihi eserlerin olduğu müzelerde daha etkin bir biçimde oynayabiliyoruz. Ama diğer müzelere de uyarlanabilir. Oyunu öncelikle bu şekilde oynuyoruz. Yani Don Ateş. Dokunuyorum, donuyor. Bir başkası gelip çözebiliyor. Bir süre sonra şeyi soruyoruz. Arkadaşlar, bu oyun ya da bu etkinlik bu müzeyle mi ilgili? Büyük bir bölümü hayır diyor. Yani müzeyle ilgili değil. Peki ne yapmamız lazım müzeyle ilgili olması için? Değil mi? Aynen. Canan hocama söylediği gibi ateş verirken kişinin formunu alıp çözülüyorduk. Yani kişiyi dondurduğunuzda söz gelimi Emine hocam bana dokundu ve ben dondum. Donduğum anda bir heykel formu alabilirim. Herhangi bir form. Bu heykel formunu aldıktan sonra benim çözülmem için ne gerekiyor? Söz gelimi Canan hocamın gelip benim karşımda aynı formu alması gerekiyor. Bu formu almadan ben çözülemiyorum. Çocuklar genelde biraz şey yapıyorlar, böyle heyecanlı oluyorlar bu tür oyunlarda. Ve karşısına geçip hemen formu alıyor ya da almıyor, hemen çözüp devam ediyorlar. O yüzden bazen bir kural ya da bir kısıt ekliyoruz buraya. Diyoruz ki heykel formunu aldınız, 3'e kadar sayın, ondan sonra çözülün. Heykel formunu aldı, 1, 2, 3 dedi, sonra çözülüp oyuna devam ediyorlar. Böyle bir şey olabilir. Ancak daha yaratıcı bir öneri de gelebilir. Yani bu drama eğitmeninin ya da drama uygulamasını yapacak arkadaşın, öğretmenin hayal gücüne kalmış, yaratıcılığına kalmış. Zar diye bir oyun var yine. Zar oyunda şöyle. Elinizde bir zar var. İşte zar üzerinde birden 6'ya kadar sayıların olduğu bazı oyunlarda kullanılan bir araç diyelim. Zarı atıyoruz. Zar kaç geldi? 4 geldi. Katılımcılar serbest bir şekilde yürüyorlar, öğrenciler. Onlar yürürlerken siz 4 diyorsunuz. 4 ne anlama geliyor? 4 kişilik grup olmak zorundasınız. Grup oldular. Dışarıda kalanlar ne yapıyorlar? Oyundan çıkıyorlar. Tekrar devam ediyorlar yürümeye. 5 diyorsunuz. 6 diyorsunuz. 2 diyorsunuz.
Bazen ben şaşırtarak bir derim. Bir dediğinde kimseyle grup olamayacak. O yüzden kendisine sarılır böyle uyanık katılımcılar. Bu oyunu birkaç kere oynadıktan sonra ne yapacağız? Bunu nasıl uyarlayacağız müzeye? Bu da müzeyle ilgili şu anda. Değil mi? Yani grup oldular. Evet, Filiz Hocam bir şey yazıyor. Bu arada bu oyunların isimlerini farklı biliyor olabilirsiniz. Toplu resimler ve heykellerle bağdaştırılabilir. Çok güzel. Grupla heykel formu alınabilir. Yine arkeolojiden grubun büyük bölümü gezmiştir arkeoloji. Arkeolojiden örnek verelim. Söz gelimi lahitlerin olduğu bölümde yani ek binada lahitlerdeki herhangi bir durumu canlandırabilirler. 3 kişi, 4 kişi. Değil mi? Heykel sayısı kadar ya da kolon sayısı kadar grup olunabilir. Müzede bulunan bir heykeli gruba katabilirler. Ama aynı zamanda çağdaş sanat müzelerindeki bir formu da ortaya koyabilirler. Ve onlar o formu oluşturduktan sonra sorular sorarız gruba. Ve işte mesela 5 grup var. Şimdi oyunu oynadık önce zar olarak. Zarı attık 4 geldi grup oldular. 5 geldi grup oldular. Sonrasında evet müzedeki bir nesnenin formunu, heykelin formunu. Yani bu istediğiniz şey olabilir. Artık burası daha canlandırma odaklı değil mi? Yani tam olarak doğaçlama yapmıyorlar. Bir rol kişisi yok. Ama doğrudan doğruya bir formu ifade ediyorlar. Ortaya koyuyorlar. Bu oluşan heykellerden birkaç tanesini sabit tutuyoruz. Siz çözülmeyin diyoruz. Diğerleri çözülüyorlar. Ve çözülen öğrencilerle bu grupları inceliyoruz. Bu heykelde ne görüyorsunuz? Bu müzedeki hangi eser olabilir sizce? Yani bu eserin özellikleri nelerdi? Neler vardı üzerinde? Kimler vardı? Yani yalnızca heykellerle ilgili değil, az önce sözünü ettiğimiz gibi. Yani insan figürünün olduğu her türlü eserle çalışabilirsiniz. Ama onun dışında mesela bu Sultanahmet Teknoloji Müzesi'nde insan figürü yok ama teknolojik araçlar var değil mi? Yani o teknolojik araçları bedenleriyle inşa edebilirler. Evet, eski minder oyunu da kullanabiliriz değil mi? Eski minder yüzünü göster, göstermezsen bir ses var. Sonrası nasıldı Emin Hocam? Sen yaz oraya. Bu oyunda da bir ezgi var. Ezgiyi söyledikten sonra, müziği söyledikten sonra grup donuyor. Ortadaki bir şey söylüyor. Söylediği şey gibi donuyorlar. Güzellik mi, çirkinlik miydi herhalde? Evet, bir poz var. Sonrasını hatırlamıyorum. Evet, bir poz veriyorlar. Kimi pozunu beğenmezse ortadaki kişi onu ebe yapıyor değil mi? Havuz başında mankenlik mi? Evet. Siz bir yandan yazın. Ben imgesel yolculuğu anlatayım. Çünkü zamanımız akıyor. İmgesel yolculukta şöyle. Bu Augusto Boal diye bir tiyatrocu var diyelim. Yani Brezilyalı bir tiyatrocu. Augusto Boal mutlaka yazın. Yani dramayla ilgilenen herkesin bilmesi gereken biri. Augusto Boal. Augusto Boal'in bir etkinliği bu ve imgesel yolculuk demiş. Anlatınca diyeceksiniz ki gerçekten böyle tam etkinliği anlatıyor. Etkinlikte ikili oluyoruz. Söz gelimi ben, Filiz hocamla ikili oldum. Filiz hocam A oldu, ben B oldum. A'lar gözlerini kapatıyor. B'ler de bir elleriyle A'ların elinden tutuyor. Bir elleriyle de onları yönlendiriyor. Ve sonrasında sizin belirlediğiniz bir alanda kör gezdirme diyorlar deniyor ama biz kör gezdirme demiyoruz ona imgesel yolculuk diyoruz. Bu gözü kapalı etkinlik, kör gezdirme, AB dolaşma gibi pek çok isimle anılan bir etkinliktir. Gözü kapalı kişiyi biz oradaki heykelleri anlatıyoruz. Ya da teknolojik araçları anlatıyoruz. Ya da ne varsa onu anlatıyoruz. Mesela Ankara'daki bir eğitimde biz hiçbir şey yoktu. Müze çalışması yaptık. Ve orada ağaçlar vardı. O ağaçları anlattık arkadaşlara. Yani birbirine ağaçları anlattılar. Sonra 5 ağaç, 5 insan, 5 figür, 5 neyse onları belirlediler. Mesela bilgisayarla ilgili 5 tane araç var değil mi? Cumhuriyet Tarihi Müzesi'nde bu arada pek çok araç var. Cumhuriyet tarihi ile ilgili teknolojik araçlar da var. Yine daktilolar var. Mutlaka gezin oraya. Bunları anlattıktan sonra ikili gidip bu araçları buluyor. Anlatan kişi tabii şey demiyor yani şunu şunu anlattım demiyor. Anlatılan kişi bunları buluyor. Ve
Gözü açık kişi, gözü kapalı kişi bunları anlatırken gözü kapalı kişi herhangi bir soru sormuyor. Mesela elleri var mı, kolları var mı gibi. Bir de çok somut anlatmalarını istemiyoruz biz. Yani çok somut bir şey mesela. Yine arkeolojiden örnek verelim. Yani alt kattaki, ana binadaki, ilk giriş kattaki heykellerinin bir iki tanesinin başı yoktur orada. Ya böyle bir bilgi verme diyoruz ona. Ya da işte ne diyeyim, sağ elinde bir mızrak var. Böyle bir bilgi verme. Sağ elinde bir nesne var. Bu nesne uzun bir nesne. Nesnenin şöyle bir malzemesi var. Rengi şu. Yani daha soyut, yani neden daha soyut anlatıyoruz bu arkadaşlara? Bunun temel nedeni yani imgelemesi, imgelemi kullanması, hayal gücünü kullanması, yaratıcılığını kullanması. Yani bu nesne üzerine derinlemesine düşünmesi. Derinlemesine düşündüğü anda zaten o eleştirel düşünme dediğimiz, yaratıcılık dediğimiz beceriler ortaya çıkıyor. Aynen, betimleme aşaması kesinlikle. Evet. Yorum yapmıyoruz. Aynen Filiz hocamın söylediği gibi. Peki, bu ismi imgesel yolculuk, etkinliğin ismi. Birkaç tane teknik var. Hızlı hızlı teknikleri ele alalım. Birincisi donuk imge dediğimiz teknikte buna işte still image ya da still image diyor yabancı alan yazısındaki dramacı arkadaşlar. Burada önemli bir anı, bir olayı, bir fikri, bir duyguyu sessiz, sözsüz ve hareketsiz bir form oluşturarak anlatıyoruz. Az önce aslında işte don ateşte don dedik ya, o kişinin donması gibi ya da zardaki kişilerin donması gibi, heykel oluşturması gibi. Ancak burada hazırlık yaparak gerçekleştiriyorlar bunu. Söz gelimi bir konu veriyoruz gruba. Gruba diyoruz ki işte metrobüse yetişmeye çalışan ama yetişemeyen bir grup öğrenci. Ya da işte sınavdan oldukça düşük not almış bir grup öğrenci gibi örnekleri belli bir süre vererek canlandırıyorlar. Canlandırma derken konuşmuyorlar, hareket etmiyorlar. Zaten özellikle okul öncesi ve ilkokul gruplarında şu soruyu sorarız. Yani heykel gibi ifadesini kullanırız. Ve onlara deriz ki işte heykel konuşur mu? Cevap verirler. Konuşmaz. Hareket eder mi? Hareket etmez. Ha, onu yapın o zaman. Aynen aslında az önce eski minder oyunumdaki ortadaki kişinin ve çevresindeki kişilerin donması gibi. Buna donuk imge diyoruz. Bu arada donuk imge dramada en sık kullanılan tekniklerden biri. Rol oynamadan, doğaçlamadan sonra. Evet. Bunu her alanda kullanabilirsiniz. Her derste kullanabilirsiniz. Özellikle duyguları, düşünceyi ortaya koymak için kullanabilirsiniz. Bu ortadaki 4 kişi var mesela. Bu 4 çocuk donduktan sonra sınıftaki diğer öğrencileri şimdi git bakalım şu yani ortadaki arkadaşının düşüncelerini bize sesli olarak ifade et. Ne düşünüyor olabilir? Yani burada başka bir tekniği kullanıyoruz aslında. Ya da işte şu anda Mustafa, rolde Mustafa değil ama Mustafa şu anda ne düşünüyor olabilir? Evet, hemen onun yanına git ve onu bize seslendir. Değil mi? İkinci teknik donuk imgeye çok benziyor. Buna da fotoğraf anı veya freeze frame diyoruz. Freeze frame aslında Türkçesi donmuş çerçeve. Burada donuk imgeden tek farkı burada hazırlık yok. Bunu da genelde şöyle anlatırız biz katılımcılara, öğrencilere. Deriz ki evde film açtınız, film izliyorsunuz. İşte herhangi bir kanalda ya da internette. Ve mutfağa gidip kendinizi solacaksınız, şey alacaksınız. Ya da bir işiniz çıktı, o anda telefon çaldı ve telefonla konuşmanız gerekiyor. Ne yaparsınız? Filmi durdurursunuz, değil mi? Yani televizyonsa durduramıyorsunuz ama internetten izliyorsanız veya işte televizyona bağlı bir bilgisayar varsa oradan durduruyorsunuz. Tam o düğmeye bastığınız an fotoğraf alın. Tam o an. Tam dondurduğunuz an. Özellikle doğaçlama yaparken bazen öğrenci gruplara deriz ki arkadaşlar donalım. O anda fotoğraf anı. Yani sıfır hazırlık. O anda ne varsa onu görüyoruz. Çok rafine. Başlangıç anı da gösterilebilir. İşte burada hazırlık varsa hazırlık olana donuk imge, hazırlıksız olana yani tam o anda parmağınızı şıklattınız ve grup dondu.
Tam buna ne diyoruz? Fotoğraf anı. Ama şu var, doğaçlamaya başlarken donarak başlayıp donarak bitirelim diyoruz. Donarak başlayıp donarak bitirme de genellikle hazırlık içeriyor. Yani bunlar fotoğraf anı değil de daha çok donuk imge olarak ele alınması gereken şeyler. Ama ikisi çok iç içe, çok karıştırılır iki ifadedir. Yani donuk imgeye fotoğraf anı derseniz yani çok büyük bir hata yapmış olmazsınız veya tam tersini yaparsınız. Evet, tablo tekniği aynı. Bunları aslında bir arada ele aldım. Şeye bakalım diye biraz irdeleyelim diye. Tabloda da öğrenciler sırayla bir form alabiliyorlar. Örneğin bir yazısal metini ele alalım işte. Kaşığı Ömer Seyfettin'in. Kaşığı da belli karakterler var, rol kişileri. Sırayla o rol kişilerin herhangi bir anını canlandırıyorlar. O formu alıyorlar. Aynen, burada da hareket ve ses yok. Ve en son ortaya bir tablo çıkıyor ve o tablonun bir anlamı var. Ben o tabloya baktığımda kaşığıdaki karakterleri veya bir anı görebiliyorum. Ya da ben oraya baktığımda okul bahçesinde arkadaşıyla tartışan, söz gelimi işte akran zorbalığına uğrayan bir çocuğu görebiliyorum. Ya da onun öncesini sonrasını görebiliyorum. Aynı bir tablo gibi düşünün. Tablonun içerisinde rol kişileri var, bir durum var ve birbirine eklenmiş öğrenciler var. Hatta bunu bazı drama gruplarında öğrenciler sırayla sahneye çıkarlar ve bir form alırlar. Donuk bir form. En sonunda ilk başlayan kişiden itibaren çözmeye başlarız. Şimdi işte Mustafa sen çıkabilirsin. İkinci kişi çıkabilir, üçüncü kişi çıkabilir gibi. Ve oradan çıkan kişi de tabloya dışarıdan bakar. İç izleyici olarak, yani dramada sözünü ettiğimiz iç izleyici olarak tabloyu dışarıdan deneyimler. Mustafa kim bilmiyorum, öyle Mustafa geldi aklıma. Mustafa yok değil mi burada? Evet. Ertuğrul'luyum hadi. Burada yazınsal bir metin, yani bir roman, bir öykü, bir destan olabilir. Kart verebiliriz çocuklara. Bir durumu verebiliriz. Bu durumu sırayla bir tabloya dönüştürebilirler. Bir olay, bir durum, bir problem, bir çözümü verebiliriz. Çözümü vermeyiz genellikle. Bir problem artı çözüm ele alınabilir. Bazen de bir mekan veririz. Mesela işte metrobüs deriz. Metrobüsü canlandırın bize. Metrobüsü görelim bu tabloda. Ya da işte itfaiye istasyonunu görelim bu tabloda. Ya da yani o gün ele alacağınız konuyu da anlatabilirsiniz. Hayat bilgisi dersinde, evet, hayat bilgisi dersinde köyü anlatacaksınız çocuklara. O köyü bedenleriyle ortaya koyabilirler. Bir ne diyelim, oyun parkını, Luna Park'ı ortaya koyabilirler. Rol kartı tam olarak bu değil ama yani az çok onu söyleriz. Bir durumu ele aldığımız yani bu kartların içerisinde illa dramatik gerilim gibi, yani dramatik kurgunun bir şeylerin olması gerekmiyor Ebru. Benzerlik var, doğru söylüyorsun. Örnek verin, şu an tam benim konum. Tablo mu senin konun? Evet. Tabloda örnekler bunlar aslında. Yani yazınsal bir metin, kart verebilir çocuklara. Kartın içerisinde yani dramatik bir durum olmak zorunda değil. Olabilirdi ama. Yani böyle bir şey yok, sınır yok. Siz şunu diyebilirsiniz kartları verirken çocuklara. Sabah geç kalkan ve okuldaki derse geç kalan bir grup çocuk. Bunu verebilirsiniz. Burada bir sorun var. Burada bir problem var. Rol kişileri de var. Ama tam olarak şey değil bu. Yani dramatik durumun bazı özelliklerini barındırıyor. Onu söyleyebiliriz. Peki, şimdi birkaç teknik daha var ama isterseniz sorularınız varsa hemen onları konuşalım. Saatte 18.07 oldu. Bir saat dedik. Bir saati aştık. Sıcak sandalyeyi siz bir araştırın. Üzerine tekrar belki bir araya gelip konuşuruz. Sıcak sandalyede de şu ortada bir öğrenci var. Bu öğrencinin rolüne ilişkin sorular soruyoruz. Kaç yaşında? Nerede yaşıyor? En sevdiği şey ne? Dersleri nasıl? En sevdiği spor dalı ne? Sabah ne yaptı? Gibi sorular sorabiliyoruz. En son bu çocuk o role giriyor. Yani yapılandırılan role giriyor. Sevgili, evet arkadaşlar. Burada tarihi bir karakteri ele alabiliriz. Değil mi? O gün ne anlatacağız? Söz gelimi ne diyelim? Einstein'ı anlatacaksın. Yani anlatan var mı bilmiyorum ama yani o role girebilir. Çocuğun bunları bilmesine gerek var mı? Yani Einstein'ın bütün yaşamını bilmesine gerek var mı? Yok tabii ki. Yani canlandırma yapacak.
Birkaç ipucu verebiliriz. Yani Einstein bir bilim insanı. Evet. Soruları bu tarafa alayım ben ya da Filiz Hoca da alır zaten. Bir bilim insanı olduğunu, yaşadığı yeri, belki işte İkinci Dünya Savaşı sürecinde işte Almanya'dan Amerika'ya gitmesi falan, belki bunlar ipucu olarak verilebilir. Ama bunun dışında bugün ele aldığınız konudan sonra bir sonraki hafta çocuklar hazırlık yapabilirler. Yani burada yine bizim hayal gücümüzle, bizim ufkumuza bağlı olarak değişiyor tüm bunlar. Evet, soru yazın başına. Sıcak sandalye böyle bir şey. Sıcak sandalyeyi kullanmakta genelde tereddüt eder drama eğitmenleri ama kullanabilirsiniz. Sıcak sandalye şeyle karıştırır. Gerçek yaşama temas edecek diye bazen kaygılanırız. Ancak rol ikisini iyi yapılandırırsak gerçek yaşama temas etmez. Biz buradaki çocuğa soru sormuyoruz, değil mi? Soru sorduğumuz kişi kim? Bu çocuğun üstlendiği rol kişisi. Mesela çocuğun adı Ertuğrul olsun, Mustafa olmasın bir kez. Çocuğun ismi Ertuğrul ama role giriyor. Kim olarak role giriyor? Gökhan olarak role giriyor. Artık Ertuğrul değil. Ertuğrul Bozkurt değil. Edebiyat öğretmeni değil. Ertuğrul'u tanıdığım için biraz örnek veriyorum ama dolayısıyla biz oradaki rol kişisine, yani Gökhan'a yönelik sorular soruyoruz. Kaç yaşında bu çocuk? 17 yaşında. Nerede yaşıyor? Adıyaman'da yaşıyor. Okuyor mu? Hayır. Bırakmış okulu. Çalışıyor mu? Yani ara sıra böyle konfeksiyona gidiyor. Tam çalışıyor denemez. Gibi sorularla öğretmenin biraz çocuklara sorması lazım bu soruyu. Çocuklardan soru çıkmıyorsa öğretmen grubu, yani çocukları yönlendirebilir ama yönlendirirken onları kısıtlayıcı değil, daha açıcı bir biçimde yönlendirmelidir. Arkadaşlar şimdi çevresiyle ilgili sorular sormak ister misiniz? Ailesi nasıl olabilir? Öğretmen bir soru sorabilir burada. Bunlarla ilgili şeyler söyleyebiliriz. Peki, sıcak sandalye böyle rol oynamayı doğaçlamaya bir sonrakine bırakıyorum. Zamanımızı aşmamak için, biraz da soruları konuşmak için. Fragman diye bir bazen teknik diye geçer, bazen de teknik olarak geçmez. Fragmana da bakalım. Fragman böyle bir süreci başından sonuna kadar doğaçlama olarak ele alabiliriz. Oldukça etkileyici, müze çalışmalarını da çok kapsayan ve hizmet eden bir etkinliktir, içeriktir. Başka bir şey var mıydı? Evet. Hangi müziği drama yoluyla keşfetmek istersiniz diye bir soru ekledik buraya. Peki, şimdi soruları alalım isterseniz. Berrim Paşa Alioğlu. Tablo ile donuk imge fotoğrafın arasındaki fark nedir? Şimdi tablo genellikle öğrencilerin, katılımcıların belli bir sırayla bir durumu, bir olayı, bir problemi ya da problemin çözümünü donmuş bir biçimde ele aldığımız canlandırma tekniği diyebiliriz. Böyle şey gibi, çocukları yazdırıcı gibi söyledim ama şimdi bir daha söyleyin deseniz söyleyemem bu tanımı. Tablo böyle bir şey. Donuk imge, tabloda hazırlık var. Donuk imgede de hazırlık var. Donuk imge de belirli bir hazırlık yaparak öğrencilerin, bireysel de olabilir bu, öğrencinin ya da öğrencilerin bir durumu, bir olayı, bir problemi, yani içerik çok farklı değil içinde de, canlandırması. Yine üçü de donuk. Üçünde de hareket yok, söz yok, ses yok. Üçünde de ortak özelliği. Donuk imgeyle tabloyu ayıran şey ne? Bunu sorabilirsiniz biriniz. Donuk imgeyle tabloyu ayıran şey, tabloda aşama aşama yapılandırılır. Oradaki form, aklımıza ne geliyorsa donuk imgede biz onu görürüz birdenbire. Donalım deriz. O artık bitmiştir. Bittiği anda üzerinde konuşmaya başlarız. Fotoğraf anında ise hiçbir hazırlık yoktur. En ayırt edici özelliği bu. Fotoğraf anı aslında bir yaratıcı bir süreç var. Bir süreç gerçekleştiriyorsunuz. Mesela bir kişi çömlek yapıyor. Çömlek yaratıcı bir şey, değil mi? Sanatçı diyelim biz buna. Çömlekçi diyoruz ama farklı bir isim varsa lütfen biri söylesin. Ve onun fotoğrafını çekeceğiz. Bakar mısınız diyoruz. İşte yine kim örnek verelim? Berin Hoca'yı. Berin Hoca sorunu soruyor. Berin Hocam bakar mısın diyorum. Döndü bana. Tam o an hiç poz vermiyor. Ay Gökhan Hocam bir üstüm başımı düzelteyim, bir elimi falan yıkayayım. Böyle bir şey demiyor. Hemen dönüyor. Tam o anda çekiyorum fotoğrafını. Bazı kişiler fotoğraf çekilirken der ki ben doğal çıkmayı seviyorum. O kişiler poz verir mi?
Poz vermezler, değil mi? Fotoğraftan anlarsınız poz vermediğini. Ama bazı kişiler de hazırlık yapmasa da bilirsiniz ki fotoğraftan bu kişi poz vermiş. Tanırsınız o kişiyi. Online drama uygulamaları konusunda yardımcı olursanız çok seviniriz. Örneğin sanal gezi sırasında hangi yöntemler uygulanabilir? Şimdi online drama bizim de böyle yavaş yavaş üzerine düşündüğümüz bir alan. Kullanılabilecek etkinlikler var. Ancak online drama yüz yüze yapılan drama çalışmalarının yerine geçecek bir şey değil. Bunu kesinlikle söyleyelim. Ancak elimizdeki teknoloji göz önünde bulundurularak, mesela şu andaki teknoloji benim sorular sormamı ve sizin bu sorulara yanıt vererek süreci etkileşimli hale getirmenizi olanaklı kılıyor. Dolayısıyla ben şu anda şey yapamam. Yani bir çember etkinliği yapamam burada. Değil mi? Dramada gerçekleştirdiğimiz etkinlikleri gerçekleştiremem çünkü sizi görmüyorum ve sessizliğinizi de duymuyorum. Ama mesela işte bazı uygulamalar var. İnsanların birbirini gördüğü, seslerini duydukları. Orada farklı etkinlikler yapılabilir. Sanal müze ziyaretlerinde de sanal gezi sırasında da bu arada yine Filiz Hocamın akademisinde Eda Göklar isimli bir arkadaş sanal müzelerle ilgili bilgi verecek bize. Tarihini unuttum ama Filiz Hocam yazsın oradan alttan. Yani her müzenin sanal ortamı biraz farklı birbirinden. Burada önemli olan eğer etkinlikle sanal müzeyi, sanal geziyi ilişkilendirmek istiyorsanız orada teknolojiyi göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Yani teknoloji size neye izin veriyorsa onları yapmamız gerekiyor. Şu anda hani şunu kullanabiliriz diye bir şey söyleyemem. Ama mesela o anda öğrencilerin Google'dan aramalar yapmalarını, arama motorundan aramalar yapmalarını, söz gelimi sosyal medyadan paylaşım yapmalarını isteyebilirsiniz. Buldukları bir şeyi paylaşabilirler. Mesela burada da yapılabilir bu. Yani İstanbul akademilerinin altına, yani bizim bir şeyimiz var, iletimiz var bu etkinlikle ilgili. Onun altına bugünle ilgili bir paylaşım yapabilirsiniz. Yani bugünden size ne kaldı? Yani bu etkinlikten drama ve müzeyle ilgili size ne kaldı? Neler düşünüyorsunuz? Size neleri düşündürdü? Bu gibi şeylerle ilgili bir yorum ekleyebilirsiniz. İstanbul akademilerinde bu etkinliğin iletisinin altına, postunun altına. Drama 10 değerlendirme aşaması nasıl yapılıyor? Dramada değerlendirme aşaması nasıl yapılıyor? Bu mu soru? Kimin yazdığını göremiyorum ama. Ya değerlendirmede kullandığımız pek çok yöntem teknik var. Klasik yöntem ve teknikleri kullanıyoruz zaten. Bunlarla ilgili herhangi bir problem yok. Ancak drama sürece dayalı bir öğrenme süreci, sizlerin de bildiği gibi. Bizim için sonuç değil. Süreç önemli. Çocukların, öğrencilerin, katılımcıların kendini geliştirmeleri önemli. Dolayısıyla yöntem ve teknikleri de, evet Sevil sormuş. Teşekkürler Sevil. Yöntem ve teknikleri de buna göre belirlemek lazım. Öğrencilerin süreci değerlendirebilecekleri, değil mi? Ya da süreçle ilgili gelişimlerini ele alabilecekleri yöntem ve teknikleri uygulamak daha önemli. Biz mesela işte günlük tutma, rapor yazma, mektup yazma, dereceli puanlama araçları ya da dramanın kendi içerisinde fragman var. Fragman aynı zamanda bir değerlendirme etkinliğidir. Tablo düzenleme bir değerlendirme etkinliği olabilir. Aynen. Müze bavulu kullanılabilir. Kavram haritası kullanılabilir. Değil mi? Zihin haritası başlangıçta kullanılabilir. Bu alanda yani bunları kullanabiliriz ama tabii bunlar da hap bilgi olmasın sakın. Mutlaka öyle bir şey olmayacaktır. Ama şey yapın yani sizin grubunuz siz ve ele alacağınız aracın birbiriyle uyuşması lazım. Aynen bir puzzle'ın parçaları gibi. Yani ben günlükleri kullandım bir grubumla ve çok işledi, çok işe yaradı. O işte Gökhan grubu ve ölçme aracı arasında. Ama işte Nuray Başpınar der ki, ya ben de günlükleri kullanmadım ama rapor yazdık çocuklarla müze sonrasında. Bu da çok anlamlı bir şey. İşte Evro hocam der ki, Evro Uğur, ben çocuklarla bir günce hazırladım, bir blok hazırladım. Kesinlikle bu da yani çok çok etkili bir şey, değil mi? Çevrimiçi ortamda ifade ediyor kendisini. Keşke sürekli öyle olsa. Soruları sorduk sonra hocam süreci nasıl tamamlayabiliriz? Bu süreçle ilgili ne süreci anlamadım ama eğer drama eğitmenliği ilgiliyse onu sonralama soruyorum. Müze bavulu nedir? Müze bavulu da yani herhangi bir müzedeki yapıtların, eserlerin böyle birer prototiplerin, örneklerinin olduğu ve o örnekleri öğrenme sürecinde, müze ile ilgili öğrenme sürecinde kullanabileceğiniz
O şeyi, o bavula müze bavulu diyoruz. Müze bavulun içerisinde neler var? Müze var aslında. Müzedeki eşyalar var, nesneler var. Genellikle arkeoloji müzesi, müzeleriyle ilgili küçük heykelcikler oluyor müze bavulunun içerisinde. Ama bunun dışında siz şey çok net söyleyelim. Yani müze oluşturmak çok zor bir şey değil. İkinci sınıflarla hayat bilgisi dersi yapıyorsunuz. Oturun kendiniz yapın müzenizi. Yaprak müzesi yapın, oyuncak müzesi yapın. Yani o çocuklarla o müze sınıf ortamında oluşturulabilir. Oradaki işte oyuncakların, eserlerin envanterini tutabilirsiniz. Onlarla ilgili birer bilgi kartı oluşturabilirsiniz. Ne zaman, nerede elde edilmiş onları belirleyebilirsiniz. Dolayısıyla müze bavulunun içeriğini hazırlamak, müzenin içeriğini hazırlamak yine sizin yaratıcılığınızı, biraz sorgulamanızı, biraz böyle küçük küçük paylaşımlar yapmamıza bağlı. Dolayısıyla yani şeyden korkmayın. Çocukları müzeye götüremiyorum. Müzeyi getirin sınıf ortamına. Müzede sanal geziler yapın bilgisayarınız varsa. Yoksa bir müze oluşturun çocuklarla. Değil mi? Bunlar çok zor şeyler değil. Yani Filiz Hocam çok daha yetkin o konuda. Yani bir çağdaş sanat müzesi oluşturabilirsiniz sınıfta. Değil mi? Yani istediğiniz müzeye ulaşabilirsiniz. Yine yani ufkumuzu geniş tutacağız.